Merhabalar, Kıbrıs Genç TV ekranlarından bu akşam çok güzel bir konuğumuz var ve çok özel bir konumuz var. Sayın psikoterapist Gülay Bilgi Abatay bizim konuğumuz. Konumuz ergen psikolojisi. Hoş geldin Gülay'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Biz böyle hafta sonuna güzel konularla ve konuklarla girmek istiyoruz kanalımız çok olarak. Güzel. Ben önce şunu merak ediyorum. Kaç yaşında, ne zaman psikolojiye ilgin olduğunu fark etmiştin? Herhalde kendimi tanımaya başladığım zaman aslında direkt psikolojinin içine girmiş oldum. Orta 2 falandı. Hep sınıfta da öğrencilerime de hep bunu anlatırım. Orta 2 civarıydı. Çekingen ve böyle hani kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan bir ergendim. Ve o zaman şeye karar verdim. Yani ben kendim için ne yapmalıyım? Yani böyle olmaz, bu şekilde gitmez. Bir ömür böyle çekilmez yani. İşte elini kaldıracaksın, cevabı biliyorsun ama kaldırmak için kalbin yerinden çıkacak gibi. Heyecanlanıyorsun. Biliyorsun ama söyleyemiyorsun. O zamanlar fark ettim herhalde. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ve hayatım boyunca hep tercihlerimde yaptığım, işte Hacettepe hemşirelikte okudum ben, yüksek hemşirelikte. Orada insanı tanıdık, insanın normal halini ve hastalıklarını öğrendik. Ruh sağlığı ve psikiyatri dersinde çok daha farklı bir şeyler görmeye başladım. Kendimde aslında dışarıya doğru yolculuk değil de orada daha çok içeriye doğru yolculuk. Hemşireliği nasıl seçmiştin? Bilmiyordum, ben önce hemşirelik seçtim. Evet, evet. Lisansım hemşirelik benim. Onu nasıl seçtim? Yani insanlarla çalışacağım bir meslek olmalı. Her gün diğerinden farklı olmalı. Bunlar lise sonlara doğru işte herkes meslek seçiyor. Ben liseyi bitirdik, işte herkes sınavlara girdi, üniversite sınavına girdi. Herkes bir şeyler belirliyor ama benim bir şey ismi yok. İsmi olmalı? Nasıl bir meslek olmalı? Bir günü diğeriyle benzer olmayacak, çok farklı olacak ve insanlarla çalışıyor olmalıyım. Ve kendimi İşte bir Doğu Akdeniz'de bir bölüm kazandım. Bilgisayarla ilgiliydi. Dedim o benim için değil. Hacettepe hemşireliğe gittim. 4 yıl eğitim alırken tabii aklımda da hep sürekli işte resim, güzel sanatlarla ilgili gideyim, kara kalem çalışayım, işte oraya hazırlık yapayım, oraya gideyim. Sanatla ilgili de bir taraftan çalışayım istiyorum. Sonra okulun içine girdikten sonra, insanı tanımaya başladıktan sonra aslında kendimi tanımaya başladım. Ben kimim, ben ne istiyorum, benim esas yapmak istediğim iş ne? Ve onkolojide çocuk hastalarla çalışırken dedim ki evet ben burada olmalıyım. Onlarla çok farklı duygusal şeyler yaşıyorsunuz. Evet. Öylece işte yüksek lisansa İstanbul Üniversitesi'nde Ruh Sağlığı Psikiyatri yüksek lisansına başladım sonra. Tabii evlendim, 2 aylık evliyim. Herkes ev oturmasına, işte misafirliğe geliyor. Ben neredeyim? Yüksek lisansa gidiyorum, İstanbul'a. Gidip geliyorum. Öyle geçti. Ondan sonra işte ruh sağlığı psikiyatriden sonra da doktora yaptım. Psikolojik danışmanlıkta. Ve devam etti tabii eğitimle. Ergen psikolojisiyle ilgili çalışmalıyım fikri nasıl oluştu? Ergenlik hani ikinci bir şansınız var. Anne karnından çıktıktan sonra bir bebekle bir bağlanma yaşanabiliyor. İşte temel güven duygusu gelişebiliyor. Dünyaya güvenilir bir yer. Bu en kritik kaçla kaç yaş arası o güven duygusunda? 0-1 yaş çok önemli. Yani anne ile bebeğin arasındaki o ilişki, doğduktan sonra emzirmesi, kucağına alması, ten teması, yapılan çalışmalar gösteriyor ki anne doğum hamilelikte başlıyor oksitosin salgılamaya. Doğumdan sonra bebeğini kucağına aldıktan sonra oksitosin salgısı artıyor ve birlikte o temastan sonra hem annenin hem babanın oksitosin düzeyleri yükseliyor. Annenin biraz daha fazla yükseliyor. Ve bu aralarındaki bağ güçlendiriyor. Tabii burada bir şanssızlık olursa, anne o dönemde doğum sonrası depresyona girmiş olabilir, bir kriz döneminde olabilir, bir kaybı olabilir, anne daha adapte olamamış olabilir bebekle olan ilişkisine ve kaygılı olabilir anne. Bu kaygısı çünkü bebeğe bulaşıyor. Çok zor bir dönem değil mi? Hormonal olarak zor. Kesinlikle. Yani işte gelenek göreneklerimizde ne vardır? Lohusa 40 gün yalnız bırakılmaz. Hı hı. Onun bir sebebi var aslında. Yani o 40 gün adaptasyon süreci. Bugüne kadar kendine bakmış, yalnız yaşamış bir insanı düşünün. İşte sevdiği insanla birlikte bir yolculuğa çıkıyor. Ama evde üçüncü bir kişi, ben hep bunu şeye benzetirim. Romantik bir geziye çıktınız kayıkla, bir çift olarak. Biri kayığı çekiyor, öbürü etrafı seyrediyor. Her şey çok güzel. Ortamı bozan herhangi bir şey yok. Romantik bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Hop! O kayığın içine bir tane çocuk vik 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 diye bağıran, ortamın düzenini bozan, kadının dengesini, erkeğin dengesini bozan bir çocuk giriyor. Bu güzel, romantik giden ve ilişkileri güzel olan bir çifte üçüncü bir şahıs bindiğinde kayığa çok daha keyifli bir yolculuk olur. İkiz ve üçüz gelirse? Tabii ki o geminin sallanma, o kayığın dalgalanma, su alma oranı daha yükselecek tabii ki. Daha da büyük kriz haline gelebilecek. Bu kayığa anneanneler, babaanneler falan da binerse ve hep beraber yolculuk yapmaya çalışırlarsa o denge biraz uzun süre hani tekrar bir denge sağlayabilmesi için zorlanıyor. Evet, zorlanıyor. Ve ta ki ergenliğe kadar. Yani birinci aşama aslında doğumla anne bebek arasındaki, anne bebekle çevre arasındaki o uyumun sağlanması, onu kaçırdık diyelim. Orada bir sorun oluştu. Ergenlik döneminde ikinci bir doğum, ikinci bir şansınız var. O yüzden benim için heyecan verici bir dönem o. Yani dokunduğunuzda çok hızlı bir değişim oluyor. Yetişkindeki gibi değil, nasırlaşmış davranışlar yok, kalıplaşmış düşünceler, duygular yok. Ergende dokunduğunuzda çok daha hızlı bir yol alırsınız. Yani ikinci, üçüncü, beşinci görüşmede ya da 8. görüşmede çok hani kalıplaşmış şeylerde bile değişimi daha hızlı görebiliyorsunuz. O değişince zaten birdenbire etrafındaki anne baba ve çevresindeki insanların ona olan davranışlarının değiştiğini görüyor ve bunu daha hızlı uyum sağlayabiliyor. Ergendeki o hızlı değişimi sağlayabilmek için ya da sağlatabilmek için en etkili yöntem diyebileceğiniz bir yöntem mi var? Yoksa ailelerle işbirliği yaparak nasıl bir yöntem seçiyorsunuz? Evet, yöntemim şöyle, yani klasik terapi süreçlerinde bu böyle işliyor. Gelen danışan, eğer ergen için gelinmişse, anne babayı beraber alıyorum. Onların getirdiği sorun ne? Yani anne babanın aktardığı sorunu ergenin orada duymasını istiyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika bir anne babanın ihtiyacı ne? Neyin değişmesini istiyorlar? Nedir ilişkilerinin düzeyi? Bir gözlemlemek açısından hep beraber alıyorum. Ondan sonra yetişkinleri çıkarıyorum ve ergenine devam ediyorum. Ondan sonra tabii 18 yaş altı olduğu için kurallarımızı mutlaka konuşuyoruz ergenle. 18 yaş altında işte kendine zarar verme potansiyeli varsa, başkasına zarar verme gibi bir planı varsa bu gizlilik ilkesini aşar ve burada konuşulan her şey burada kalır. Evet, ama bunlarla ilgili 2 tane şey var. Kendine veya başkasına zarar vereceksen o zaman yetişkin birine bunu söylememiz gerekir diye baştan konuşuyorum. Ve bunu bilerek süreç devam ediyor. Ve çocuk ya da işte ergenliğe girmiş olan genç şunu söylüyor, yani bazen ölmek istediğini veya intihar etmek istediğini ya da bir plan olup olmadığını bunu bilmesine rağmen söylüyor. Aslında yardım çağrısı, yardım istediğini gösteren bir davranış sergiliyor. Bu şekilde ilerliyoruz ve ergenle her 3-4 görüşmede bir de ebeveyni alıyorum. Nasıl gidiyor, evde neler olup bitiyor, değişim var mı yok mu onları konuşuyoruz ve ergenle sürece devam ediyoruz. Tabii sadece ergenleri almıyorum ama yetişkinlerle de çalıştığımda onu getiren birisi olmuyor tabii ki. Kendi geliyor, kendi hür iradesiyle geliyor ve ben değişimi istiyor. Genelde ergen kendi hazır olmadan geliyor. Yani birisi alıp onu getiriyor ve onu orada tutmak çok daha uzun zaman alıyor. Ben normalim, niye getirdiler beni falan. Aynen öyle. Yani ben değil, annemi babamı alsanız diyorlar. Onlar değişirse ben değişeceğim zaten diyorlar. Tabii o süreçte o ilk güven duygusu, ilk bağlanma, ilk tanışıklık, o dürüstlük, samimiyeti hissetmesi lazım ergenin, evet, ki orada kalsın. Ben çoğu zaman şey diyor, işte ben geleyim bir konuşayım sizinle de çocuğumu sonra getiririm. Diyorum çocuksa sorun, yani onunla gelin, onunla birlikte. Onun bilmediği bir şey yok ki. O da biliyor ne olup bittiğini. Hı hı. O açıklığı ve iletişimi görmek açısından o çok önemli. Bizim halkımızda yaşanan ergen psikolojisindeki bazı durumlarla diğer Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan ergen psikolojisindeki yaşanan o zorlu durumlar benzeşiyor mu? Çok mu farklı? Evet, fizyolojik olarak o değişim zaten hormonal değişimlerden dolayı hızlı bir büyüme ve gelişme içerisinde. Ve ne kadar yakın ve ne kadar samimi olursanız olun, ne kadar açık olursanız olun, ebeveynle ergen arasında bir nesil farkı var. Hı hı. Yani bizim zamanımızdaki teknolojiyle, bizim zamanımızdaki elde ettiğimiz uyaranlarla şu andaki uyaranlar çok farklı. Yani bir Amerika'daki çocukla bugün hani yanı başımızdaki çocuk aynı paralel şeyleri konuşuyorlar. Aynı paralel oyunlar oynuyorlar ve birçok hani globalleştik ve her şeyi paralel götürüyorlar. Ortak sorunları da var. Hı hı. Yani ülke ne kadar farklı olursa olsun, yaşadıkları çevre ne kadar farklı olursa olsun, ergenlerin geçtiği evreler aynı evreler aslında. Şu tarz duyumlar alıyoruz ya, hani orada daha fazla uyuşturucuyla mücadele var ergen psikolojisinde ama bizde o kadar değil gibi. Hı hı. Bu kıyaslama doğru mu? Orada daha açık aslında, bizde daha gizli. Hı hı. Yani bizde de var, sorunlar bizde de var. Sigara yasal bir bağımlılık maddesi ve şu anda çok yaygın. Ergen yani ve bağımlılıklarda şöyle bir ilke var. Bir tane bağımlılık edindikten sonra diğerlerine geçme şansı çok daha fazlalaşıyor. Yani bir maddeyi kullanması yasal olan bir şeyle başlıyor, alkolle devam ediyor ki birçok ülkelerde biliyorsunuz 18 yaş ya da 21 yaş altına alkol satılmıyor. Bizim, hı hı, ülkemizde böyle bir yasa var, hı hı, ama gerçekte bir markete gidildiğinde sigara da satışı yapılıyor. Ergene alkol satışı da yapılıyor. Gidiyorsunuz bir barda alkol içen ergenler görüyorsunuz. Bunun 18 yaş altı ergenlerin oraya giremiyor olması lazım. Hı hı, hı. Ehliyet alamayan bir bireyin hani zihinsel gelişim, bilişsel gelişim ve beynin gelişimi belli bir evrede tamamlanıyor. Doğuyor bebek ama diğer hayvanlardan farkımız, diğer canlılardan farkımız, diğer hayvanlar yani doğar doğmaz kalkıp yürüyebiliyor. Ama insan yavrusu bir yıla kadar uğraşıyor, evet, harekete geçmek için. Çünkü insan beyninin gelişimi doğumdan sonra da devam ediyor. Hı hı. Bu 12 yaşına kadar deniyor. Bazı kaynaklarda deniyor ki 18 yaşına kadar. Bazı kaynaklar diyor ki 21 yaşına kadar devam ediyor. Yani çeşitli teoriler var ama şunu biliyoruz ki beyin gelişimi doğumdan sonra devam ediyor ki konuşmaya sonra başlıyor. El becerisi sonra gelişiyor. Harekete sonradan geçebiliyor. Bizler hani bizim jenerasyon diyoruz ki biz ergenken bunları yapıyor muyduk? Yani şu an kendi çocuklarımızla kıyasladığımızda kendi ergenlik dönemlerimizi çok şaşırdığımız davranışlar ve konuşma tarzları var. Evet. Bunlar için ebeveynler nasıl uyumlanabilirler ya da nasıl davranmalılar? Evet. Yani görgü kurallarını aile çocukken çocuğuna aktarmalıdır. Yani bunlar nedir? İşte biri geldiğinde hoş geldin denilir. Birinden bir şey istediğinizde su istersiniz, verir size teşekkür etmek. Ergenlerden bir şey beklemeden önce bizim çocukluk döneminde çocuğa ne verdiğimiz çok önemli. Ne yatırım yaptığımız çok önemli. Ben ondan özür diliyor muyum bir hata yaptığımda? Bir odasına girerken ondan izin istiyor muyum? ya da onun bana yardım etmesi için ricada bulunuyor muyum? Bunlar çok önemli kavramlar. Yani o değer katmak, değer anlamında ve aile birlikteliği açısından bunlar çok önemli. Bir şey paylaşırken o duygusal paylaşımı, işte bir konuşulan var, hızlı güncel yaşamımızın içinde yapılan ve işte hızlıca hareket ettiğimiz, hızlıca yemek yediğimiz zamanlar var, hızlıca konuştuğumuz zamanlar var, ama hafta sonları en azından aile günleri, aile saatleri yapıp daha derin konuşmalar, işte bu sana ne hissettirdi, ben bu hafta çok kızgınken sana böyle konuştum ama sonra çok pişman oldum. Sen nasıl hissettin? Sen de bazen bana bunu hissettiriyorsun gibi daha derin duygular aktarıyor. Yüzeyel değil de yani hep fast food hani fast food şeklinde yaşıyoruz. Yemek yerken acele acele, işte zamanımız yok. Bir an önce en hızlı hangi yemek pişerse onu yapalım akşama. Hızlıca böyle ayaküstü atıştıralım, tamam, ama bazen de hafta sonu işte daha uzun vadede beraber yemek yaptığımız, beraber bir paylaşım sağladığımız şeyler olması lazım. Nasıl ki yağmur çiselediğinde toprağa daha güzel işler ama hızlı yağan yağmur yüzeyde kalır ve akar gider. Yani sel o zaman olur çok hızlı yağdığında, ama çiseleyen yağmur içeriye işler. O yüzden bazen zamanı yavaşlatıp o paylaşımı sağlamamız lazım. Ne kadar güzel örnek verdin. Şimdi bu biraz evvel dedin ya, hani bana yardım eder misin ya da işte sen ne hissettin? Genel olarak tabii bütün çocuklarda değil ama hep bir of var. Evet. Yine ne istersin anne ya da baba, of anne, hep bir of ifade ederken kısa, en fazla 3 kelimeden oluşan cümleler. Evet, mümkünse konuşmadan peki, böyle kısaltmalarla. Evet. Peki bunlarla aileler nasıl baş etmeli? Evet. Yani bir şeyi rica ediyorsun, yapmıyor diye ya da hep bir of sesi duyduğun için etmemeyi tercih ediyor artık anne babalar. Şöyle bir davranış modeli geliştirmemiz lazım aslında. Yani bir plan, program, hani ders çalışma programı bile yapılırken istendik davranışı, yapılması gereken davranışın arkasına koyuyoruz. Her gencin bir talebi vardır. Arkadaşına gitsin, 1-2 saat beraber vakit geçirsinler. Orada kalsın. Beraber işte sinemaya gitsinler. Atıyorum, yani birçok aktivitede bulunmaları, bulunma talepleri olacak. Odanı hafta sonuna kadar toparlarsan hafta sonu istediğin etkinliğe katılabilirsin. Yani bu bir mükafat aslında, bir ödül. Ceza yok burada. Bizim istediğimiz zaten eğitim koşul sisteminde. Koşul koymak zorunda kalıyoruz o zaman da, evet, değil ama mi anne baba lazım, olarak? Olması lazım. Biz de öyle değil miyiz? Yani en uygun yöntem o koşulla mı eğitmek, evet, diyorsunuz? Evet. Yani 3-6 yaşta kullandığımız şeyler var, yöntemler var. Mesela atıyorum bir arkadaşımın işte çocuğu okula gitmek istemiyor. Hep sen al beni istiyor okuldan. O da diyor ki işte serviste gidip gelmen gerekiyor. Ben seni götüremem. Benim de belli bir düzenim var. Benim işe yetişmem lazım falan. Servisle gönderiyor. Çocuk her gideceğinde mız 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 mız. Geleceğinde mız 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 mız. Bir şey geliştirdik. Dedik ki bir çizelge yaparsak, İşte haftanın 4 yaşındaysa 4 tane gülen yüzü. Sabahtan okula giderken gülerek gidiyorsan, mutlu gidiyorsan, haftanın sonunda cuma günü ben alacağım seni okuldan. Hep bir şey var, koşul var. Koşulsuz seviyoruz, evet. Sonsuz seviyoruz, evet. Ama her şeyin bir sınırı var. Yani her istediğini aldığımızda bir ergen mutlu olmayacak. Her istediğini yaptığımızda bir çocuk mutlu olmayacak. Her şeyin bir bedeli olduğunu ve sorumluluk alması gerektiğini çocukluk yaşından öğrenecek. Tabii bunları yaparsak çocukluk döneminde, ergenlik döneminde biraz daha rahat ederiz. Peki o zaman da ya sevilmezsem korkusu olmuyor mu gençte ya da çocuklarda? Ama sevgiden bir şey kısıtlamıyoruz ki. Evet. Alacağım seni. Fakat bunu yapmazsa şimdi annem beni sevmeyebilir, o yüzden yapayım işte, mecburiyeti. O yüzden ifadelerimiz şöyle olmalı. Bu yaptığın davranışı sevmedim. Bu yaptığın davranış hoşuma gitmedi. Seni çok seviyorum ama bu şekilde mızmızlanman beni üzüyor, beni rahatsız ediyor. Öğretmenler okulda bu şekilde konuşuyorlar mı? Evet, yani her öğretmen için. Bu o kadar önemli bir nokta ki. Evet. Öğretmenler çocuklara, çünkü günün yarısı zaten onlarla geçiyor. Nasıl hitap ediyorlar? Yani bu öğretmenin de öyle davranması gerekiyor tabii ki. Ama hani kişilik yapısı, davranış şekli farklı olan hocalar da olabilir. Yani şimdi hani hepsine aynı kategoriye koyamayız. Bazıları çok vicdanlıdır. Hani bazı öğretmen çok sevilir. Sevilen öğretmen dersini de sevdirir. Evet. Fiziği sevmez çocuk ama dönemi değişir. Başka bir fizik hocası gelir. Aa der işte, ben artık fiziği seviyorum. Neden seviyor? Aslında öğretmeni sevdiği için. Sevgiyle bağladığında. Evet. Şunu gözlemledim ben. Senin her zaman söylediğin şey. Çocuklarda ben şunu gözlemlemiştim. Yani kendi oğlum dışındaki onun arkadaşlarından da gözlemlediğim, bir öğretmen otoriter ve disiplinli olduğu halde sevdiğini hissettirerek konuşuyor ya da işte cezasını da ona göre ifade ediyorsa, yine de o çocuklar o öğretmeni çok seviyorlar. Evet. Yani ifadeye çok önem veriyor çocuklar. Evet. Ben bunu gözlemledim hep. Aslında söylediğin çok güzel bir şey var. Yani sınırlarını bilecek, ebeveyn de aynı şekilde. Çocuk da seviyor aslında o sınırı, o disiplini bilmeyi. Tabii. Yani kurallar olacak ama disipliniyle seviyor zaten. Kuralsız bir dünya yok. Ergenlik döneminde şunu bekler çocuklar, işte özgür olayım, istediklerim olsun falan filan. Ama o sınırı da ihtiyaç hisseder. Yani sevildiğini o sınırıyla hissedecek. Düşünün burada boşlukta kaldığınızı ve sırtınızda hiç yaslanabileceğiniz herhangi bir şey yok. Bir dayanacak bir yer istersiniz. Evet. Belli bir noktadan sonra yorulursunuz ve dayanacak bir yer istersiniz. Ergen de aynı şekilde. Çocuk da aynı. Çocuk yetiştirme de aynı şekilde. Nerede duracağını bilmesi lazım. Sınırlarını bilmesi lazım. Kuralların olması lazım. Özellikle ilkokulda da öğretmenlerin çocuğun hem psikolojisinde hem başarısında çok önemli rolü var. Bu yönde ben çok şanslı bir anneydim. Eğer bizi izliyorsa şu anda sevgilerimizi sunuyoruz. Sinan'ın ilkokul öğretmeni Besime Özbilenler çok disiplinli bir öğretmendi. Fakat sevgisiyle disiplinini o kadar güzel ona ifade ediyordu ki Sina seviyor ve başarmazsam, yani şu anda ben bu sınavı ya da şunu başaramazsam, özellikle koleje hazırlarken öğretmenim beni sevmez mi şüphesine düşmüyordu. Sadece, sevgi ayrı bir şey. Evet. Başarı. Ama onu öğretmenin vermesi çok farklı. O yönde biz ilkokuldayken çok şanslıydık yani. Çok güzel. Ama özellikle ilkokul bittiği dönem galiba ergenlerin daha zorlu bir dönemi başlıyor. Ortaokul ve lise çağındayken. Tabii ki de öğretmenlerin de işi zor, ailelerin de işi zor. Galiba hep iç içe olmak gerekiyor değil mi? Öğretmen ve ailenin takip etmesi lazım. Birbiriyle. Yani bizim dönemimizdeki öğretmenler ailemize kadar, hani kimin ne iş yaptığını, nasıl bir ortamda yaşadığını, onlarla dahi ilgileniyordu. Hani, şu anda da var yine. Eğer aile ilgiliyse şu anda da biliyorlar. Bu güzel bir şey. Peki şu an kendi okul döneminde, ortaokul ve lise döneminde arkadaşlarına baktığında, o zamanlar onlardaki psikolojik durumları analiz etmeye çalışır mıydın? O yaşlarda. Analiz etmezdim ama kendime dönüp baktığımda, şimdi geriye dönüp baktığımda tabii ki şunu görüyorum. İşte bu popülerdir, bunun gibi olayım. Bu işte öğretmenin gözüne girer, onun gibi olayım gibi bir çaba yoktu. Yani orada da küçük Güley de aslında Güley olmaya çalışıyordu. Hepimiz bir yolculuktayız ve eğer hani kişiliğinizin gelişmesine katkı sağlayacak insanlar varsa etrafınızda, şanslısınız, çünkü onlardan davranışı öğreniyorsunuz. Onun bu davranışını, şu öğretmenimin şu davranışı, annemin bu özelliği, o rol modeli seçiyor kendisini. Kesinlikle herkesten bir şeyler alıyorsunuz ve iyi ki bazen olumsuz duygular yaşatan insanlar da olur hayatınızda. Olumsuz duygular yaşatan insanlar bile bizim aslında gelişmemizi sağlıyor. Yani diyelim ki size kızdı ve siz bir tepki vereceksiniz ama veremediniz. Orada kendimize dönüp bakmamız lazım. Yani kendimi niye ifade edemedim? Kendimi ifade etmem için bir şans tanıdı bana aslında o. Hı hı. Yani ona da hani teşekkür edip hani yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Değil mi? Ah vah çekmek yerine, ama bunları öğretmemiz lazım ergenlere. Hı hı. Yani her yaşantı, her olay. Aile biliyorsa ergen de bunu daha kolay öğrenebiliyor aslında. Kesinlikle. İşte ne yaptığımıza bakıyorlar. Hı hı. Yani nasıl davrandığımıza bakıyorlar. Biz diyoruz ki geç çalış, ama öbür taraftan ben telefonda uğraşıyorsam ya da işte sürekli televizyonun karşısındaysam ya da sürekli telefonda dedikodu yapıyorsam ve çocuktan telefonunu bırak geç çalış diyorsam, benim yaptığıma bakacak. Evet. Söylediğime değil, söylediğimden daha çok davranışım çok önemli. Hemen zaten bize geri veriyorlar. Sen de bırakmıyorsun, evet, sen de yapmıyorsun. Evet. Gibi. O yüzden hani evdeki kuralların mutlaka oturtulması lazım. Hı-hı. Yani başıboş, hani düşünün, toplumda yaşamak için kurallara ihtiyacımız var. Bir trafikte giderken nerede duracağım, hangi çizgiden gideceğim, nerede yavaşlayacağım, nerede hızlanacağım bana kurallarla hatırlatılıyor. Evde de aynı kuralların olması lazım. Kesinlikle. Örneğin sorumluluklar, evde kimin ne iş yapacağı. Bir liste, ben yeni evliydim, eşimle işte ev arkadaşıyız biz dedim. Yani ben senin işlerini yapıp hani her şeyi ben üstlenecek değilim. Saçımı süpürge edecek bir evlilik istemiyorum ben. Tamam, oturalım. 25 kalem iş çıkardım işte. Ama her şeyi tek tek yazdım. Yemeğin yapılması, bulaşığın yıkanması, masanın kurulması, kaldırılması, işte çamaşırın toplanması, makineye atılması, makineden çıkarılması, asılması, toplanması, dürülmesi. Ben nereye düştüm falan, oldu mu acaba? 25 kalem iş çıkardım, önüne koydum. Bu ne dedi bana? Dedim bunlardan seç, beğen, hangisini istersen sen al, geriye kalanları ben alırım. Bak toz almam ben dedi. Hover yaparım, çöpü atarım, tüpü taşırım. Biliyorsunuz ya böyle zaten eril enerjinin işleri. Evet, evet. Aldı. Yani yarısından fazlası yine bana kalmıştı. Dedim tamam, böyle bir liste yaptık. Tabii çocuklar doğdukça yeni işler çıkıyor. Çocuğun yıkanması, çocuğun altını değiştirmesi, evet, falan. Evet. İşler 25'ten 50'ye, 50'den 100'e kadar çıkabiliyor. Böylece çocuklara aynı şekilde liste çıkarıp koydum önlerine. Dedim ki bu babanızın işi, bu benim işim. Siz seçin. Hani hangi işi sen alabilirsin? Ayakkabı toplamaktan başlıyorlar. İşte bulaşık makinesini boşaltmaya, oradan terfi ettiriyorum ben onları. Hover'e geçiyorlar falan. Hı-hı. Artık daha havalı bir iş oluyor. Bir telefona bakabiliyor. Öyle yani. O telefon, bütün dünyaları o telefon zaten. Evet. Dünyaya oradan açılıyorlar ama. Yani bir aile bununla nasıl baş edebilsin? En zor nokta o sosyal, bütün sosyalliklerinin internet ortamında olması. Çok zor bir nokta. Evet. Orada bize çok görev düşüyor. Yani ne sadece yapalım? İnternet ve teknoloji ortamı. Evet. Teknolojinin olduğu ortamda değil, aktiviteler oluşturmak. İşte mutlaka bir spor aktivitesinde olması lazım bir gencin. Çünkü spor yapmayan, sürekli aktif olmayan bir genç mutlaka o enerjisini boşaltacak başka bir yer bulacak. İstediğimiz şey bizim o adrenalini, o heyecanını boşaltabileceği bir ekiple birlikte olabilir. İşte bir basket oynamak, voleybol oynamak, futbol oynamak, spor yapmak. Mutlaka kendini geliştirebileceği bir spor alanının olması lazım. Hem enerjisini atacak, hem hormonlarının tavan yaptığı dönemde sapkın davranışlara girmeyecek, evet, olur olmaz abuk subuk davranışlara girmeyecek, enerjisini atacağı bir yer olacak. Ve onu yaparken zaten teknolojiden de uzaklaşacak. Bir de sınırlarımızın olması lazım. Yani işte çocuk eve geldiği saatten, okulda yasak biliyorsun. Eve geldiği saatten gece yarılarına kadar telefonun başında veya işte bilgisayar oyunları falan, bunları sınırlamamız lazım. Hı hı. Yine aynı şekilde yani hafta sonu 2 saate çıkmasını istiyorsan hafta içi derslerini yapacaksın ki hafta sonu 2 saat oyun oynayabilesin gibi, çocukluk döneminden bunları vermemiz gerekiyor. Ergenlik döneminde bu kuralları zorlayacak. Hı hı. Amacı o zaten. Ergenliğin ergen olmasının gerektirdiği şeyler bunlar. kuralları, sınırları zorlayacak ama temel güven duygusunu almışsa, aile içerisinde sağlıklı bir ilişkisi varsa, biraz zorlasa da kendini kontrol etmeyi öğrenecek. Hı hı. Ergenlerin özellikle bu telefonuyla ve internet ortamıyla ilgili durumlarında aile nasıl, şöyle söyleyeyim. Mesela o özel bir alanı oluyor çocuğun, bilgisayarı, laptopu ve cep telefonu. Kontrol etmeli mi? Ya da nereye kadar kontrol etmeli? Yani şöyle, aşikar mı, gizli mi? Gizli değil tabii ki. Ama neyi izlediğini, neler yaptığını, nelere baktığını takip etmemiz lazım, görmemiz lazım. Mutlaka o sınırı çizmeye çalışacak. Mutlaka oraya girmenize izin vermeyecek. Ama öncesinde, çocukluk döneminde biz bunu verirken, örneğin telefon alınacağı zaman bir sözleşme, kızımla yaptığımız bir sözleşme, işte şifrelerimi annem babam bilecek. Tabii o zaman için geçerliydi. Şu anda şifreler gene değişti. Şifrelerimi, ama ilkokul yeni bitmiş, ortaokula girecek, bir telefon alınacak ama şifrelerim bilinecek. İstediğinde anneme babama hani neleri izlediğimi veya nelere baktığımı görecek. Facebook hesabı, Instagram hesabı belli bir yaştan sonra ve bunların hani ne tür zararlar olabileceği, ne tür örneğin ilkokul dönemindeyken bir kızımın arkadaşının Facebook hesabı çalınıyor ve oradan işte kıza fotoğraf çekip işte kendi vücudunla ilgili fotoğraf çek at gibi bir şeyler istediler. Kızım tedirgin oldu. Anne, arkadaşım böyle bir şey yazdı. İşte ne yapması lazım falan. Annesiyle paylaşsın dedim. Yani bunu daha önceden, hı hı, yani kriz yaşanmadan, sorun çıkmadan önce çocuğumuzla paylaşırsak, hı hı, böyle bir şeylerin olabileceğini, böyle bir şeyi karşı tarafın istememesi gerektiğini. O zaman kızma, tepki gösterme korkusundan dolayı paylaşamayabiliyorlar, evet, aileleriyle. Evet. İşte benim tavsiyem, ailenin mutlaka bu tür eğitimi sorun yaşanmadan önce. Yani Facebook hesapları, işte sanal ortamdaki bütün hesaplar çalınabilir. Evet. Ve senden böyle bir şey talep edilirse kesinlikle hani mahremiyet sınırlarını aşmayacak. Hani senden istenen fotoğrafları ya da senden istenen her şeyi yapmak zorunda değilsin. Bir şey olursa benimle paylaşabilirsin gibi mutlaka açık bir kapı bırakması lazım. Hı hı. Özellikle ergen dönemindeki çocukların cinsel eğitimi nasıl olmalı? Hı hı. Hem aile içinde hem de okulda ve sizce şu anda okullarda yeterli mi? Evet. Çok güzel bir soru bence. Yani ergenlik denince ilk akla gelen ve bu ne zaman verilmeli? Aslında ergenlikte mi verilmeli? Daha önceden mi başlanmalı? Ne zaman, nerede başlanmalı? Aile içerisinde bu başlaması lazım. Yani çocuk kendini ben nereden geldim? Nereden çıktım? Nasıl doğdum? Nasıl dünyaya geldim gibi sorular sormaya başladığında açık, basit, onun anlayabileceği şekilde bütün şeyleri detaylarıyla gerek olmadan ihtiyacı olduğu kadarını vermek. 3 yaşından itibaren zaten bu sorular gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş bunlar zaten veriliyor. Adet döneminden önce mutlaka kız çocuklarının hani kıllanma neler başladı, sekonder seks karakterleri gelişmeye başladı, ses telleri kalınlaşmaya başladı, işte memeleri gelişmeye başladı, pubis ve koltuk altlarında kıllanmalar başladı. Bunlar olacak. Olmadan önce bunlarla ilgili, ama dehşete düşürmeden, korkunç bir şeymiş gibi değil. Normal, her insan bu evrelerden geçer ve sen de işte ergenlik döneminde bu şekilde bir değişime sahip olacaksın. Bu değişimde ihtiyacın olduğunda bana her soruyu sorabilirsin. Ben bilmiyorsam da bir uzmandan bu konuda bilgi alırım, seninle paylaşırım. Açık kapı. Yani bizim istediğimiz zaten, aile her şeyi takip edemeyiz, her şeyi bilemeyiz. Ama tedirgin olduğu anda bizim orada olacağımızı, sormak istediği bir şey olduğunda mutlaka sorularına cevap vereceği kişi olduğumuzu bilmesi, hissetmesi lazım. O yüzden programın başında söylediğiniz şey gibi, güven vermek önce. Hani o dediniz ya, 0-1 yaş en önemli şey anneyle, evet, çocuk arasında kurulan bağda. Güven duygusu çok önemli. Çünkü çocuk annesine ve babasına güvendiği zaman açık olabiliyor. Kesinlikle. Güvenmediğinde de açık olamıyor. Peki ayrılan anne babalar ya da ayrılma eşiğinde olan anne babaların durumları nasıl? Bu durumu çocuk nasıl yönetebilir? Aile nasıl yönetebilir? Hiçbir zaman, yani eğer kararlıysa ve artık ayrılma aşamasına geliyorsa anne baba, ikisi de beraber çocuğu alıp açıklama yapması gerekir. Hiçbir şekilde yalan, yanlış bilgiler vermeyecek, güven duygusunu sarsacak herhangi bir iletişim şekline girilmeden net, biz ikimiz evlerimizi ayırmaya karar verdik ama seninle olan ilişkilerimiz devam edecek. Sen bizim gene çocuğumuz olacaksın, gene biz seni çok seveceğiz. Biz sadece ikimiz anlaşamadığımız için ayrılıyoruz. Bunun net mesajının verilmesi lazım. Tabii süreç içerisinde de benim gözlemlediğim ve yapılan en büyük yanlış, çocuk üzerinden anneye gittiyse annende ne yedin, ne yaptın, kim ne söyledi? Babaya gittiyse baban benimle ilgili bir şey sordu mu? Ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz? Bu kendi anlatabildiği kadar, kendi istediklerini anlatacak. Ve bunun üzerinden yorum yapmayan. Bu sorular zaten doğru sorular mı? Evet, yanlış tabii ki. Yanlış sorular. Yani şey bile yanlıştır. Mesela okula gittiğinde bugün okulda size ne verdiler? Başka yemek bulamadılar mı? Falan gibi yorum yapmak. Veya zaten okulda böyle falan gibi yorumlar yapmak. Bunlar çocuğun aklını karıştıran şeyler. Güveneceği yer ama ben güvenilmez bir yer gibi davranıyorum oraya. Aklını karıştırırız ve çocuğun o anne baba arasındaki gitgellerinde sorun yaşamasına, bunu paylaşabileceği de biri olmayacak. Yani baktığınızda anne babayla ilgili bilgiler almaya çalışıyor, baba anneyle ilgili bilgiler almaya çalışıyor. Peki olan çocuk yaşadığında bir sıkıntıyı kiminle paylaşacak? Anneyle paylaşsa anne kızacak. Babayla paylaşsa baba anneye kızacak. Yani ortada kalmış bir çocuk gibi oluyor o zaman. Hatta bir pedagojiyle ilgili kitapta bu tarz annenin hani babaya gittiğinde babayla ilgili sorgulamaları, babanın anneyle ilgili sorgulamaları çocuğun cinsel tercihlerini bile etkiler diye okumuştum. Doğru mu? Evet. Sadece cinsel tercihlerini değil, yani o ruhsal durumunu, psikolojik yapısını da çok etkileyecek. Bunun yanında çocuğun açık ve samimi, mesela eşler beraber yaşıyor ama dışarı çıkacaklar. Kadın süslenmiş, püslenmiş, işte parfümlenmiş, evden dışarı çıkacaklar. Nereye gidiyorsun der çocuk mesela. Ya anneanneye bırakılacak vesaire. İşte bir toplantımız var. Yani belli bir süre sonra yalan olduğu ya da işte seni yatıracağım ama biz bir yere gitmeyeceğiz. Ama çocuk uyanır ve siz ortada yoksunuz. Asla yalan söylenmeyecek. Ne isterse olsun. Yani çok dürüst davranacağım ve her şeyi açıklayacağım da yanlış olabilir. Hani sınırlarını çizerek, neyi nereye kadar. Veya sırdaşımız olmamalı çocuğumuz. Yani kendi eşiyle yaşadığı sorunları paylaşacağı kişi de olmamalı çocuğu. Bazen çünkü fazla yüklüyoruz onları. Gereksiz yetişkinin kaldıramayacağı sorunları çocuğa yüklüyoruz. Ve ya da işte beraber yatmalar. Hani sevgi sonsuz olacak. Beraber 3 yaşına 5 yaşına kadar beraber anne babayla yatan çocuklar. O daha kötü bence. Yani boşanmadan kaynaklı tercihleriyle ilgili değil de anne babayla yatması kötü. Çünkü artık Çünkü artık bireyselleşmesi lazım. Ayrı bir birey olduğunu, anne karnından çıktıktan sonra o 1 yaşa kadar kucağa alınıyor, tekrar yatırılıyor. Yani o ayrışma zamanı. Her şeyin bir başlangıcı, bir sürdürmesi, bir sonu var. Nasıl ki bu programın bir başı oldu, bir süreçte bir şeyler konuşulacak ve bir sonlandırmayla kapatacağız, değil mi? Her ilişkide böyle. Bebek doğdu, o tamamen bir ayrışma. Ama kucakta ara ara alınıp da tekrar teselli edilen bir süreç. Ama bebek kalkıp yürüyüp devam edecek hayatına. Ama ben onu koynumda hala daha bebekmiş gibi beslemeye çalışırsam, hala daha onunla kucak kucağa yatırsam, burada akıl karışıklıkları olabilir ilerisi için. Tabii yine çocuktan çocuğa da fark ediyordur. Peki ergen psikolojisiyle ilgili son bir konuya değinip sonra yetişkinlerin psikolojik durumlarıyla ilgili konularımıza geçelim. En çok ne görüyoruz mesela çocuklarımızda? Yanlış arkadaş seçimi, tabii bizlere göre yanlış arkadaş seçimi, çocukların intihar meyilleri ve anneye babaya o agresif davranışları. Evet. Evet. Bunlarla ilgili durumlar nasıl yönetilebilir? İntihara meyili varsa nasıl anlaşılabilir? Ailen bunu nasıl anlayabilir? Yani şunu gözden kaçırmamamız lazım. Çocuğumuzu iyi tanımamız lazım. Hangi durumlarda nasıl tepkiler verir? Eğer o duygu durumunda bir değişiklik var mı yok mu? Sürekli odasına kapanıyor, hiç iletişim kurmuyor. Sizinle hiçbir şekilde bir şey paylaşmıyor. Sürekli ters diyor, sürekli olumsuz mesajlar veriyor. Veya arkadaşlarıyla çok daha fazla zaman geçirmek istemesi doğal tabii ergenlik dönemi. Ama evdeki ilişkilerinde değişimler başladıysa, odasında gizlediği bir şeyler var, mutlaka odasının ara ara kontrol edilmesi gerekiyor. Hani tütün açısından, madde açısından herhangi bir yani olumsuz bir şey olabilir. Odasının kendi tarafından temizlenmesi, toparlanması ama zaman zaman da hani bir odanın koklanması, ortamın bir havasına bakılması gerekiyor. Neler yapıyor, nelerden hoşlanıyor, nelerden zevk alıyor, onlara bakılması lazım. Yani çocuğu gözümüzden çok kaçırmamamız lazım. Bazen yetişkinler çünkü iş telaşı, işte mevki, makam telaşı, işte iş ortamıyla ilgili kariyer peşinde koşarken bazen çocuklarının gelişimiyle ilgili ne durumda olduklarını kaçırabiliyorlar. Yani tamam, evet, hepimiz hayat telaşının içindeyiz. Bir şekilde o hayat döngüsünü sağlamamız lazım ama öbür taraftan günlük değilse bile mutlaka en geç haftada bir kolaçan etmem lazım. Ne oluyor, ne yapıyor, kimlerle görüşüyor, neyden zevk alıyor, neyi yaptı da çok hoşuna gitti, neye çok güldü, hangi filmleri izliyor. Yani beraber oturup bir film izlemek mesela. Yani oradaki duyguyu beraber paylaşmak, o ne hissettiği, filmin arkasından neler yaşadılar, ne hissettiler, ne düşündü, bakış açısını öğrenmek açısından çocuğumuzu tanımak adına çok önemli şeyler bunlar. Beraber bir aktivite yapmak, bir kağıt oyunu oynamak, orada sürekli galip mi gelmeye çalışıyor, sürekli baskıcı bir şekilde mi, yani kaybettiğinde öfkeleniyor mu, kızıyor mu? Hayatın doğasında kaybetmek de var, kazanmak da, ama bunları çocuğumuzu yanımıza çekerek, yani burada aslında bir sürü ipucu vermeye çalışıyorum. Hani teorik kısmından çok ne yaparsak çocuğumuzun farkına varırız. Ne yaparsak çocuğumuzu gözümüzün önünden çok uzaklaştırmayız. Gözümüzün önünde o artık zaten 18 yaşına geldiğinde artık ya bir okula devam edecek ya bir iş hayatına devam edecek, ne yapacaksa ama bizi verebileceğimizi vermemiz lazım 18'e kadar. O zaman yanlış arkadaş seçimini de yönetebilir aile ve negatif duygu durumlarını da yönetebilir. Ama şöyle yapmamak lazım tabii. Çok önemli burada. Şu arkadaşın yanlış, şu arkadaşın kötü, şu arkadaşını beğenmedim, bence ondan uzak dur değil. Ne hissettiriyor sana? Onunla keyifli vakit geçiriyor musun? Evet. İşte sana göre iyi bir arkadaş nasıl olmalı? Bunları konuşmamız. Yani benim en iyi arkadaşım falandır. Bak ben onunla zor günümde de paylaşımlarda bulunabiliyorum. Senin zor günün olsa bu arkadaşın sana ne yapar? Nasıl yanında olur? Bu şekilde. Yani direkt dobra işte bu arkadaşın yanlıştır deyip aslında ona daha fazla sarılmasını da sağlayabilirim. O yüzden çok iyi, yani böyle iyi bir rehber olmamız lazım. İyi, hani böyle işte balığa yol gösterirsin ama balığı ellemeden, hani sağdan soldan suyu iterek onun nereye gideceğini gösterirsin, onun kanalını gösterirsin ama çok da zarar vermeden. Evet, yani baskı yok. Evet. Sadece fikrimizi beyan etmek gibi birazcık oyun gibi. Evet, gerekiyor gerçekten çocuklarla. Sanat aslında, ebeveyn olmak, anne baba olmak bir sanat bence. Zor bir şey ama, değil mi? Bunun eğitimleri var işte, bak dünyada nasıl dedik. Dünyada ne oluyor? İnsan anne baba olmadan önce anne baba olmakla ilgili nelerin beklediğiyle ilgili eğitim alıyor. Evet, ama bir öğrencim ne dedi? Hocam ne eğitimlerle ne de kitaplarla alakası yokmuş bu işin dedi. Eğitim alsa bile böyle. Evet, evet. Yani o kadar kitabı hamileliğimde ben boşuna okumuşum. Hiç bunlarla alakası yok bu çocuğun diyor. Evet. Yani o da var bir de. Evet. Ama hani tamam deprem olduktan sonra ne yapılacağını mı bekleyelim, görelim, yoksa deprem olmadan önce ben nerede nasıl korunmam gerekir? Yani bir doğal afet olmadan önce nasıl tedbir almam gerekir? Onları bilerek mi yola çıkmam gerekir? O yüzden eğitim çok önemli. Özellikle ergenliğe gelmeden önce çocuklarımızın, ergeni çok iyi tanımamız lazım. Ergenlik döneminde de nasıl baş edilirle ilgili bu tür programlar yapılması lazım gerekiyor. Topluma. Kesinlikle daha da fazla yapılması gerekiyor. Peki şimdi gelelim yetişkinlerin psikolojisine. En çok size hangi durumlarda geliniyor? Böyle negatif bir kelime kullanmamaya özen gösteriyorum. Hangi durumlarla geliniyor? Kendiyle ilgili baş etme mekanizması yetersiz kaldığında geliyor birey. Yani her şeyi denedim. İşte falcılara gittim, büyücülere gittim. Onu da yaptım, bunu da yaptım ama olmadı. Ya da arkadaşlarıma gittim, anlattım ama bir çare olmadılar. Kendi başıma denedim ama içinden çıkamaz hale geldim. O zaman geliyor ve diyor ki bir de size geleyim dedim. Genelde bununla karşılaşıyorum. Tamam dedim, hoş geldiniz, hani başlarız. Birinci görüşmeden sonra zaten o güven ilişkisi kurulur ve o çok önemlidir. Yani ben bütün görüşmelerimde temel olan ve yol almamızı sağlayan en temel şey ilk görüşmedir. İlk görüşmede eğer karşınızdaki size inanırsa ve güvenirse ve ben evet burada tedavi olabilirim, ben buradan yardım alabilirim duygusuyla çıkarsa zaten büyük bir şekilde yol almış oluyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra o kişi devam ediyor ve bu bir süreç. Yani 40 yaşındaki bir insanı bir günde değiştiremezsiniz. 40 yıldır bu hale gelmiş. 40 yıldır anne karnından çıktıktan sonra bir maceraya tabi olmuş ve bir sürü şey yaşamış. Olumlu ya da olumsuz. Bir sürü şey, yolculuktan geçmiş ve karşınıza gelmiş ve der ki işte 40 yaşındayım, beni değiştir. Bu çok kolay olmayacak. Ben hep şunu söylerim. Ya, bu sürece gelmek de zaman almıştı çünkü. Evet. Buraya gelene kadar çok şey denedi. Belki de birçok şeyde de başarısız oldu. Kendine olan inancını yitirdi ya da çevresine olan inancını yitirdi. Ve karşımıza geldiğinde tam işte derim hazırsan. Yani eğer evet değişmek istiyorsun, neyi değiştirmek istiyorsun? Davranışlar üzerinden konuşulur. Onu bu hale getiren durumlarla ilgili konuşulur ve üzerine gidilir. Kolay bir süreç olmuyor ama. Değil mi? Evet. Çünkü değişim zaten zorlu bir süreçtir ama biz onu kendi kendimizin bilincinde olarak yapmazsak hayat bizi daha zorlu bir şekilde değiştirebiliyor. Evet. O yüzden değişmek istediğimizi fark edip de kendi irademizle değişmeye gittiğimizde yol daha da kolaylaşıyor. Evet. Peki yetişkinlerde özgüvenle ilgili bazı durumlar yaşandığında nasıl davranmalılar? Özgüvenlerini nasıl daha iyi hale getirebilirler? Bazen birey şeye takılıyor, olumsuz, negatif, kendiyle ilgili yapamadıkları, başaramadıkları, yetiştiremiyorum, yapamıyorum. Mesela bir ev kadını ya da işte çalışan bir kadının kendine bakış açısı, İşte sabah çıkıyorum, işe gidiyorum, geliyorum, her taraflarıma dağın, işte ben toplamak zorundayım, ben yıkamak zorundayım. Başta söylediğim şey, evde bir görev dağılımı yoksa, kadın her şeyiyle iyi bir anne olacak, iyi bir ev kadını olacak çabasında ve bundan aslında bir de kimse de memnun olmuyor. Yemeğin tuzu fazla, yemek yaparsınız, o yemeğin oraya gelmesi zaten büyük bir zahmet. Evin toparlanması büyük bir zahmet. O düzenin tekrar devam edebilmesi için hani bisiklet sürmek gibi hayat aslında. Yani tamam pedal çevirmediğin sürece bisiklet gitmeyecek. Bir süre ara verebilirsin ama ondan sonra geri toparlaman lazım. Değil mi? Evet, sürekli pedalı çeviriyor durumda olman lazım. Günlük işler var, haftalık işler var, aylık işler var. Bunlar hepsi bir kişinin üstüne kalıyorsa o evde tükenmişlik sendromu yaşayan bir kadın olabilir. Evet. Yani örnek üzerinden hani gidecek olursak bu şekilde. Hı hı. Bir de tabii mesela eve bir misafir çağrıldığında kadının görevi daha yüksek oluyor. O misafiri ağırlama bakımından, yemek bakımından. Yemeği kim yapacak? Kadın yapacak. Ama becerisi olan diğer kişiler de var. Kim hazırlayacak? Yani bir cacı, bir evdeki ergen de yapabilir, evdeki çocuk da yapabilir. Yani atıyorum bir yemeğe misafir çağırıyorsunuz, salatayı, malzemeleri yıkarsınız, işte evin erkeği salatayı keser, sen iyi salata kesersin deyip ona devrederiz. Öbürüne deriz ki sen cacığı yap, sen işte patatesleri soyar mısın falan. Herkese bir o koordineli birlikte mutfakta geçirilecek zaman da çok etkili, ama agresif bir kadın işte diyelim ki orada kesinlikle her şeyi müdahale ediyorsa, evet, böyle olmadı, bu böyle yapılmaz, kimse motive çalışmayacak. Çalışmak da istemiyor, mutfağa girmek istemeyecek. O zaman buyur mutfak senin, yap. Al iktidar senin, evet, olsun. Ben de şöyle söylüyorum bu tarz şeylerle, hani ben de her gün bayanlarla çalıştığım için, arkadaşım bana benim sohbetim için mi geliyor, yemeğim için mi geliyor? Evet. Hiç kimse aslında Gülay bana kaç çeşit hazırladı diye gelmiyor. Zaten ne kadar şeyle doyacaksın. Gerçek dostlukta, arkadaşlıkta, evet, önüne bir tane hellimli makarna bile yapsan onu ağız tadıyla yemek çok önemli bir şey. Evet. O yüzden o stresi yaşamaktansa zaten hepimiz evdekilerle iş ortamından, evet, birbirimize kısıtlı zaman ayırıyoruz. Madem birbirimize yemek akşamı ayırmışız, onu en güzel sohbetle geçirmek gerekir. Bunu da stressiz o hale gelirsek. Evet. Ben de her zaman bunu söylüyorum. Arkadaşım benimle sohbete geliyor. Kaç çeşit yaptığıma gelmiyor. Evet. Veya o da bir şey yapar gelir. Ben mesela daha önce yaptığım şeylerden örnek vereyim. Arkadaşlarımı eve davet ediyorum, işte gelin yemek yiyeceğiz, işte hafta sonu beraber falan. Diyorum ki mezeleri siz yapın. Herkese bir görev veriyorum. Hani 4-5 kişi çağırıyorsam bayağı kalabalık da toplanıyoruz. Diyorum ki sen şu mezeyi yap. Hani senin yaptığın şey çok güzeldi falan. Evet. Veya ne yapmak istersin? Mezeleri siz yapın, ana yemeği ben yapayım. Sadece işte yemeği hazırlayıp masaya koyuyorum. Onları da getiriyorlar. Çok daha lezzetli oluyor. Değil mi? Stres yok. Herkes keyifli. Programın sonuna geldik. Tam da böyle ağız tadıyla. Ergen psikolojisinden, yetişkin psikolojisinden yemeğe kadar geldik. İzleyenlerimizle nasıl bir cümleyle bugünkü konukluğunu kapatacağız. Hı hı. Ama söz alalım ki biz yine seninle daha konuşmak istediğimiz şeyler vardı. Evet. Bir program daha yapalım mutlaka. Yapalım olur. İzleyenlerimize ne söylemek istersin? Evet. Güven ve o sevgi ilişkisi çok önemli aile içerisinde. Mutlaka kavga da etsek, tartışsak da, birbirimizi üzsek de, birbirimizle zor zamanlar geçirsek de o sevgiyi kaçırmayalım. Yani seni seviyorum ama demeyin ardından. Seni seviyorum, her şeklinde seviyorum. Bazen şu davranışların beni rahatsız ediyor, umursamaz tavırların beni üzüyor. Ama ben seni hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceğim. Bunu söyleyin. Yani özellikle hani ergen gidecek, nereye gidecekse gidecek. Arkadaşlarıyla da görüşecek, evet. Ama geldiğinde yine sizin olacak. Ama öbür türlü kaybederiz. Evet. O bağın güçlü olması lazım. Aile demek böyle bir şey. Yani ne olursanız olun, ne kadar hata yaparsanız yapın, ne kadar üzülürseniz üzülün, o kenetlenmeyi kaybetmememiz lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kenetimiz hep sevgi olsun. Sevgili izleyenlerimiz, Kıbrıs Genç TV ekranlarından bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Hep böyle bir kısa cümleyle bitiriyorum programımı. Bugün de konumuz ergen psikolojisi, ebeveyn psikolojisiydi. Ben her zaman şuna inanıyorum ve inandığım cümleyle kapatmak istiyorum programımı. Evet, anne baba ve aile birliğinin sevgisi çok önemli ama her zaman anne direktir bu hayatta. Hoşçakalın.